الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين Nisa suresinin 51. ayeti. Yani sayfanın altında bir ayet kalmıştı. En son ayet oradan başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitab. Habibim, kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Yani bunlar kimlerdir? Yahudiler ve Hristiyanlar. Ne yaparlar bunlar? Yü'minûne bil cifti ve tağuti. Puta tapıyorlar ve tağuta tapıyorlar. Puta tapıp tağuta inanıyorlar. Halbuki ehli kitap bir olan Allah'a inanması lazımken, bununla alakalı kitapları var ellerinde, peygamberler gelmiş iken, bunlar buna rağmen kalkıyorlar, puta tapıyorlar ve tağuta inanıyorlar. Daha önce geçmişti değil mi tağut? Tağut Allah'ın dışında kendisinde Allah'ın güçleri, kuvveti bulunduğu zannedilen şeylere tağut deniliyor. Yani Allah'lık veriyorlar bazı şeylere. Şeytana Allah gibi tapıyorlar. Ne bileyim cinlere Allah gibi tapıyorlar. Veyahut da Nemrut'a, Firavun'a Allah kimi nasıl tapıyorlarsa onlar tağuttur işte. Allah'tan başka olan şeyler tağuttur. Bunlar da kalkıyorlar tağuta inanıyorlar. Ve yekulûne lillezîne keferû. Kafirlere diyorlar ki, bak hiçbir dine inanmayan kafirler bunlar. Onlara diyorlar ki, Yahudiler, Hristiyanlar, hâbûlâni ehdâ minellezîne âmenû sebîlâ. Şu Müslümanlar var ya, bu Müslümanlar Allah'a iman konusunda sizden daha geridedirler. Sizler daha doğru yoldasınız yani. Bunlar doğru yolda değiller. Bunların yolu doğru yol değil. Sizin yolunuz gerçek yoldur diye onların gözüne girmek için, işlerini onlara yaptırmak için, onların yanında saf aldıklarını onlara ifade etmek için kalkıp böyle söylüyorlar. Şimdi Yahudiler Medine'den kalkıyorlar, Mekke'ye geliyorlar Uhud Savaşı'ndan sonra. Yahudilerin başkanları özellikle geliyorlar Mekke'ye. Mekke'deki müşriklerle başlıyorlar görüşme yapmaya. Diyorlar ki bak siz güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Bizim Medine'de bu Müslümanlar başımıza bela oldu. Sonra bunlar kendileri hidayet üzere, doğru yol üzere olduğunu söylüyorlar ama siz daha doğru yoldasınız. Bunlar doğru yolda falan değiller diyorlar. Hatta bir rivayete göre müşrikler siz bizim tarafımızdansanız eğer bizim şu taptığımız putların önünde bir eğilin bakayım dediklerinde onun önünde de eğilmişler. Sırf çıkarıcı. Ne olacak? Aman gelin biz de yardım edelim, siz dışarıdan, biz içeriden şu Müslümanların işini bitirelim diyorlar müşrikler. Bu ayet onu anlatıyor işte. Arkasından da biliyorsunuz Hendek Savaşı geliyor. Büyük bir orduyla Hendek Savaşı geliyor. Peki bunlar böyle bir durum içerisinde giriyorlar. Peki Allah'ın bu konuda tespiti nedir? Allah da buyuruyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah bunlara lanet etmiştir yani. وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Allah kime lanet ederse ona hiçbir yardımcı bulamazsın. Yardımcısı olmaz onun yani. O yanmıştır, perişan olmuştur o demek. Nitekim de Yahudiler hep perişan olmuştur. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ. Yoksa bunlar Allah'ın mülkünden kendi yanlarında bulunduğunu mu iddia ediyorlar? Allah'ın gücünden, kuvvetinden, Allah-u Azimuşşan'ın servetinden, mülkünden kendi ellerinde bulunduğunu mu iddia ediyorlar?
la yu'tûne nâse nakîrâ. O takdirde insanlara o maldan, mülkten zırnık vermezlerdi. Eğer mülk Allah'ın olmasaydı, bunlar ortak olsaydılar Allah'ın mülküne, insanların rızıklarını bunlar dağıtsaydı yani. Yani bunlar domatesi, biberi topraktan çıkartıp verselerdi, üzümü, elmayı bunlar gönderselerdi insanlara, böyle bir ayrım yapsaydılar, Müslümanlara değil, bütün insanlara zırnık bile vermezlerdi kendilerinin dışında kalanlara. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Yoksa bunlar, Allah-u Azimuşşan'ın fazl-ı kereminden vermiş olduğu peygamberliği mi kıskanıyorlar? Peygamberliği Allah-u Azimuşşan dilediğine verir. İnsan kendi isteğiyle, kendi çabasıyla peygamber olabilir mi? Olamaz. Veya ailesi çok güçlü, kuvvetli, çok otoriter olsa, kalabalık olsa dahi bu insan isteğiyle, kendi isteğiyle peygamber olamaz. Allah verir dilediğine peygamberliği. Bunlar da kıskanıyorlar. Neydi bunların beklentisi çünkü? Son peygamber gelecek ama bizden gelecek. Bizden olacak, Yahudilerin arasından olacak diye bir beklentileri vardı. Olmayınca kıskanıyorlar. Allah onu anlatıyor işte. Bunlar Allah'ın fazl-ı kereminden verdiği peygamberliği mi kıskanıyorlar yoksa? Fakat âteynâ âle İbrahîmen kitâbe vel hikmete ve âteynâhum mulken azîmen. Allah-u Azimuşşan daha önce İbrahim'in nesline hem kitaplar vermişti, hem de hikmeti vermişti. Ve onlara çok büyük bir mülk sahibi yapmıştı. İbrahim'in oğulları İsmail, İshak, Yakup, Yusuf aleyhisselam ve diğerleri, bunların hepsini Allah-u Azimuşşan daha önce de peygamber yapmıştı. Yani şu söylenmek istiyorum. Daha önce sizin müntesibi olduğunuz aileden, toplumdan nice peygamberler gelmişti. Peki ne yaptınız bu peygamberlere, inandınız mı? Peygamber sizden gelince inanıyor musunuz sanki? Yok, onları da inkar ettiniz. Onları da haksız yere öldürdünüz. Onları da memleketlerinden kovdunuz, çıkarttınız. Şimdi bu peygamber sizden gelmedi diye, Allah bir başka topluma bir peygamber verdi diye İnsanlara kıskanıyorsunuz, öyle mi? فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَ. Onlardan bazıları İbrahim'in oğullarından olan peygamberlere iman etti, bazıları da yüz çevirdi. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. O yüz çevirenlere cehennem yakıcı olarak cehennem yeter. Çok yakıcı olarak cehennem yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, ayetlerimizi inkar edenlere gelince, bunları yakında ateşe atacağız diyor Allah. Ateşe sokacağız bunları. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّنَّارُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ. O ateşte derileri yanıp, kavrulup, artık acı hissetmez hale geldiğinde o derilerini yeniden değiştirip, yeni deriler verip onları iyice azabı tatmalarını sağlayacak. Yani şimdi ateşe girdi bir insan, yandı, kavruldu, bitti, tamam. Onun azabı bitti. Öyle mi zannediyorsunuz? Öyle değil diyor Allah. Her defasında o yandıkça, eridikçe, bittikçe yeniden biz onun vücudunu yaratacağız, dirilteceğiz. O deriler yeniden oluşacak, yeniden azaba sokulacak, yeniden azap görecek. Allah muhafaza buyursun. Öyle bir kere yan bakmıyor. Kurtululacak bir şey değil yani. Bir de
İmansız gitmişse bir insan ebedi olarak bu azabı döne döne çekecek. Hiç bitmek yok, hiç tükenmek yok. Allah muhafaza buyursun. İnna Allahe kâne azizen hakîmâ. Allah-u Azimuşşan daima üstündür, azizdir ve her şeye hikmetiyle karşılık veren hakimdir. Kafirler böyle. Peki Müslümanlar, iman edenler, onları ne bekliyor? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip, imanın gereği olan ameli salihi de yapanlara gelince, سَنُدْخِلُهُمْ cennetin. Biz onları cennetlere sokacağız diyor yakında. Cennetlere girdireceğiz onları. Cennetlere girecekler. Cennetlerin özellikleri, tanıtımı yapılıyor şimdi. Tecri min tehtihel enhar. Hem de altlarından ırmaklar akar cennetler. Şırıl şırıl ırmakların aktığı cennetlere girecekler. Peki orada onlar ne kadar kalacak? Halidine fiha. Orada ebedi kalacaklar. Hem de ebeda. Hem halidine fiha ebedi kalacaklar. Hem de ebeda sonsuz. لَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ Cennette onlar için tertemiz eşler var. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَل۪يلًا Biz onları çok tatlı bir gölgeliğe koyacağız. Müthiş, insana huzur veren, insanı rahatlatan, insanın gönlünü serinleten bir gölgelik. Oraya sokacağız onları. Evet, inkar edenlerin azabıyla iman edenlerin mükafatı hep karşılıklı olarak önümüze koyuluyor ki şimdi istiyorsanız istediğiniz yolu seçersiniz. İsterseniz birinci anlatılanı, isterseniz ikinci anlatılanı deniliyor. Onun için de ayet-i kerimelerde Allah çoğu zaman biz ayetlerimizi açık açık beyan ediyoruz, anlatıyoruz. Açıklıyoruz. Adeta gözler önüne seriyoruz diyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i okumayan bunları bilmez. Bilmeyen de nasıl yaşaması gerektiğini bilemez. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Kur'an'la tanıştırdı bizi. Bu ayetleri duyuyoruz, öğreniyoruz. İnna Allaha ye'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha. Allahu Azimuşşan size şunu emrediyor. Emanetleri ehline teslim edin. İşleri ehil olanlara verin. İşi ehline verin, ustasına verin. Bunu emrediyor Allah. Yani benden olsun, benim adamım kazansın diyerek işi anlamayan kişilere vermeyin. Peşkeş çekmeyin. Ya sizden olmasa bile o ehildir. Bu işi gerçekten yapar. Bu işin üstesinden gelir, ona verin diyor. Bizde bir söz var, nasıl derler? Ekmeği ekmekçiye, fırıncıya verin, bir ekmekte fazla verin derler. Yani bir ekmekte fazla gitsin sizden, zarar edin. Ama ekmeği ekmekçi yapsın da tadına doyun. Bu ayeti kerimenin nüzulü sebebinde şöyle bir olay anlatılıyor. Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in önderliğinde Mekke-i Mükerreme'yi fethedince, Mekke fethedilince Peygamber Efendimiz Kabe'nin yanına kadar geliyor ve Kabe'nin açılması için içine girecek Peygamber Efendimiz. Kabe'nin kapısının açılması için anahtarı istiyor. Kabe'nin anahtarı. O zaman da Kabe'nin anahtarı daha Müslüman olmamış. Daha Müslüman olmamış birisinde Osman bin Talha adında bir Mekkeli'de. Zaten ailece onlar Kabe'nin anahtarını aile kendisinde bulundurulmuş. Yani birisi ölünce diğeri bu görevi alır ama o aile Kabe'nin anahtarlarını kendinde bulunduran bir aileymiş.
Osman bin Talha geliyor, anahtarı Peygamber Efendimiz'e veriyor. Muzaffer komutan, vereceksin diyor. Veriyor anahtarı, Peygamber Efendimiz açıyor, içine giriyor, putları temizliyor. Ondan sonra iki rekatta Kabe'nin içinde namaz kıldıktan sonra anahtar elinde çıkıyor. Sahabi şimdi bekliyorlar. Diyorlar ki bakalım anahtarı kime verecek? Hazreti Ebubekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Osman var, Hazreti Ali var. Daha nice büyük sahabiler var. Herkes kendini gösteriyor, bana versen anahtarı diye. Çünkü Kabe'nin anahtarını bulundurmak çok büyük bir lütuf. Çok önemli bir paye. Biliyor musunuz Peygamber Efendimiz ne yapıyor? O anahtarı kime teslim ediyor? Diyor ki, Osman bin Talha nerede? Onu bana çağır. Sahabi şaşırıyor. Bir kere Müslüman değil bu adam, müşrik. Hayır. Bu dededen toruna Kabe'nin anahtarı bu ailede gelmiş. Bu insanlar Kabe'ye hizmet etmeyi artık meslek haline getirmişler ya, emaneti ehline vereceksin. Bu işi en iyi onlar becerirler. Osman bin Talha'ya teslim ediyorlar. Bu teslim edişte Osman bin Talha'nın İslam'ı kabul edip Müslüman olmasına vesile oldu. Emaneti ehline verin. 3 kuruş fazla veririz değil mi? İşi becerebilen ustasına veririz. Bu bir iş yaptırırken göstereceğimiz hassasiyet olduğu gibi aynı zamanda efendim bizi yöneten insanları seçerken bizim emri altında olacağımız memleketi çeviren insanları seçerken de bu hassasiyette olmamız gerekiyor. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında karar verirken de adaletle karar verin. Hükmü adaletle verin. Kendi tarafınıza yontmayın. Veya tanıdığınız kişinin tarafına değil de adalete, teraziye koyun, adalet tarafına verin. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِدُكُمْ بِهِ Allah ne güzel öğütler veriyor. Allah ne güzel öğüt veriyor size. Ne güzel vaaz ediyor size. Değil mi? Allah kendisi de söylüyor. Bakın Kur'an-ı Kerim bize böyle gönlümüzü okşuyor. Yudum yudum kana kana içeceğimiz ayetler geliyor. Hakikaten Allah en güzel vaazı Allah veriyor bize. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَم۪يعًا بَص۪يرًا Allah'ın azim düşen, ziyade işiten ve her şeyi görendir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلِّي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin ve sizden olan yöneticilere itaat edin. Şimdi bu dersimizde sayın, bu birincisi olsun, Allah'a ve Resulüne itaat. Resulüne itaat bakın kaç defa gelecek, bugünkü 5 sayfalık dersimizde. Hani Kandil gecesinde konu Resulullah'a itaatti ya, bakın kaç defa gelecek. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, o konuyu getirin, Allah'a ve Resulüne sunun. O konuda hüküm vermesi için Allah'a danışın ve Resulüne danışın. Tabi, اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız problem yok. Nitekim birazdan gelecek. Allah'a ve Resulüne inanıyor gözükürken aslında inanmayanlar, bakın kimi hakem seçiyorlar, o gelecek şimdi. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, aranızdaki problemleri götürüp Allah'a ve Resulüne sunun. Şimdi Allah ve Resulüne sunmak nasıl olur toplumumuzda? Bir konuda hüküm ararken ilk önce Kur'an'a başvurun. Allah Kur'an'da bu konuyla alakalı ne hüküm vermiş? Açık bir hüküm yok mu Kur'an-ı Kerim'de? O takdirde Resulullah'ın hadislerine başvurun.
Allah Resulü bu konuda bir şey söylemiş mi? Söylemişse ne söylemiş? Bunu öğrendikten sonra Allah'ın ya da Resulünün bu konudaki görüşünü ve hükmünü öğrendikten sonra biz inananlar ne yapacağız? O hükmü hemen kabul edip razı olacağız. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَحْو۪يلًا Bu durum daha hayırlıdır ve netice bakımından da daha güzeldir. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Şimdi bir evvelki ayette bakın nasıl bağlandı. Habibim görmedin mi? Şu insanları ki göya Allah'a inanıyorlarmış. Göya sana indirilen kitaba, Kur'an'a ve senden önce indirilen Tevrat ve İncil'e inanıyorlarmış. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Hakemlik bir olayları olunca, bir problemi çözmek için hakeme başvurmaları gerekince, şimdi ben Allah'a inanıyorum ve Kur'an'a inanıyorum diyen bir insan ne yapar? Gider Resulullah'a sorar değil mi? Şimdi bu adamlar da iddiaları şu, ya biz de Müslümanız, iddiaları var ama hakemlik bir olay olunca gidiyorlar, Resulullah'a başvurmuyorlar da tağuta başvuruyorlar. Tağut. Yani kendini Allah gibi gören insanlara başvuruyorlar. Tağut bu. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Halbuki tağutu inkar etmeleri emrolunmuştu Kur'an'da. Daha önce ayet-i kerimede geçmişti. Tağutu inkar emri geçmişti. Buna rağmen bu münafık Müslümanlardan görünüyor. Böyle bir olay üzerine inmiş bu ayet-i kerime. Bir münafık bir Yahudi ile anlaşmazlığa düşüyor. Yahudi diyor ki peki gel o zaman Muhammed'e gidelim diyor. O hakem olsun. Münafık. Yani Müslümanlardan görünen adam ne diyor? Yok olmaz. Muhammed'e gitmeyelim. Kime gidelim? Yahudilerin liderlerinden olan Kâb bin Eşref'e gidelim diyor. Ya gidiyorlar tağuta. Tağut da o işte. Kâb bin Eşref. Müslümanlara karşı yapmadığını bırakmamış. Peygamber Efendimiz'e karşı düşmanlığın her yolunu denemiş olan bir insan. Gidiyorlar ama hakem oluyor. Allah da anlatıyor. Şimdi bu insan iman etmiş gibi gözükse de iman etmemiş. Zerre kadar iman yok. Ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen ba'ide. Şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Ve öyle de oluyor. Peşlerinden gidiyorlar şeytanın. Ve izâ kîle lehum ta'alem ilâ mâ enzelallâhu ve ilâ rasûl. Onlara denildiği zaman gelin Allah ve Resulünün Allah'ın indirmiş olduğu kitaba ve Resulüne başvuran. Gelin Allah'ın indirmiş olduğu kitaba ve Resulüne başvurun diye onlar davet edildiği zaman رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Sen münafıkları görürsün, iyice uzaklaşırlar sana. Tamamen sırtını dönen kaçarlar. E şimdi siz inanmıyordunuz değil mi? Müminlerle, Müslümanlarla birlikte aynı mescitte namaz kılıyordunuz. Aynı sohbeti dinliyordunuz. Haydi gelin kitaba başvurun denildiği zaman arkalarını döner kaçarlar diyor. Münafıkları anlatıyor. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Nasıl olacak o durum ki başlarına bir musibet geldiğinde hem de başlarına gelen bu musibet de tamamen kendi akılsızlıklarından, kendi yaptıklarının sonucu. Başlarına bir musibet geldiklerinde ثُمَّ جَارُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ Sonra sana gelip yemin etmeye başladıklarında, yeminin biri bir para, yemin ediyorlar diyorlar ki
İn aradina illa ihsanen ve tevfika. Biz kesinlikle ve kesinlikle iyilik etmek istedik ve arayı bulmak istedik. Yoksa başka bir şeyden dolayı gitmedik o tarafa diye bir sürü de yemin ederlerdi. Ama iş kendi aleyhlerine dönünce böyle. Kendi aleyhlerine dönmemiş olsa o yolda devam eder giderler. Ulaike işte bunlar ellezine öyle kimselerdir ki ya'lemullahu ma fi kulubihim. Allah onların kalplerinden ne geçiyor onu bilir. Yani bunlar diliyle sana ben sana inandım diyorlar ama kalplerinde küfür ateşi fokur fokur kaynıyor. Sen bilemezsin ama Allah biliyor. Öyle insanlar bunlar işte. Fe'a'lin anhum. Onları kendi haline bırak. Ve'izhum. Onlara vaaz etmeye devam et. Ve kullahum fi enfusihim kavlen beliga. Ve onlara kendileri hakkında tesirli sözler söyle. Tesirli sözler söyle. Demek ki tesirli sözden belki etkilenirler de yaptıkları bu münafıklığı bırakıp gerçek imana gelirler demektir. Yani tamamen onları kov camiden dışarı çıkart da demiyor. Dikkat edin misiniz? Onlara vaaz etmeye devam. Kendi hallerine bırak, vaaz etmeye devam. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Allah buyuruyor ki biz gönderdiğimiz bütün peygamberlere itaat edilsin diye gönderdik. Allah'ın izniyle gönderilen bütün peygamberlere itaat edilsin diye gönderdik diyor Allah. Bakın itaat, Resul'e itaatte ikinci ayet. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Şayet onlar kendi kendilerine yazık ettiklerinde, yani günah işleyip zulüm ettiklerinde kendilerine, cabuken sana gelselerdi, فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ ve Allah'tan da af dileselerdi, ya Rabbi yapmış olduğumuz bu günahtan dolayı bizi affet deselerdi, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Allah Resulü de onlar için Allah'tan af dileseydi. Ya Rabbi bunları affet. Bu günahlarından dolayı bunları affet diye peygamber de onlar için af dileseydi. لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَح۪يمًا. Onlar Allah-u Azimuşşan'ı tövbeleri affeden merhametli bir Allah olarak bulurlardı. Allah affederdi onları yani. Şayet böyle yapsaydılar. Bu ayet-i kerime وَلَمْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ sonuna kadar olan ayet-i kerime böyle bir levha şeklinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'in hücre-i saadetinin üst tarafında bir levha şeklinde yazılmıştır. Biz de Allah Resulü'nü selamlamaya gittiğimizde ne yapıyoruz? Selam verdikten sonra kıbleye karşı dönüp Ya Rabbi senin bu peygamberin yüzü suyu hürmetine affolunmak istiyoruz, bize affet diyoruz. Sanki Allah Resulü hayatta olsaydı ona müracaat edip ya Resulallah biz çok günah işledik, çok hata ettik. Allah'a dua eder misin Allah bizi affetsin diye ona müracaat edecek hayatta olsaydı. Şimdi sanki maneviyatına müracaat etmiş. Kendimiz af dilerken onun da bizim için Allah'tan af dilemesini istiyoruz. Bu ayet onunla alakalı. Nitekim sahabilerde çok görülen bir şeydir bu. Sahabi gelir Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Ya Resulallah hata ettim, günah işledim, böyle böyle yaptım. Ne olursun benim için Allah'tan af dile der. Allah Resulü de onun için Ya Rabbi bu kulunu affet. Şimdi peygambere itaatten bahsediyoruz ya. Peygambere itaatın bir sonucu olarak bu ayet-i kerimeyi dinleyin. Yeni gelen ayet. Peygambere itaatın sonucu bu. Fela ve rabbike la yu'minune.
Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Onlar aralarında çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı seni hakem tayin etmedikçe. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Sonra da senin vermiş olduğun hüküm hangisi ise, hangi konuda hüküm vermişsen, o hükmü içerilerinde herhangi bir şüphe duymadan, herhangi bir problem olmadan, yani oldu mu şimdi gibi bir düşünceye kapılmadan kabul edip ve yüsellimu teslima, tam bir şekilde senin hükmüne teslim olmadıkça gerçek manada iman etmiş olamazdır. Bunun içinde Allah senin Rabbine and olsun ki diye yemin ederek başlıyor. Allah kendi zat-ı uluhiyetine yemin ediyor burada. Fela ve Rabbike. Rabbine and olsun ki diyor. Demek ki herhangi bir konuda bir anlaşmazlığa düştüğümüzde sünnete başvurduk. Sünnette öğrendik ki bu konudaki hüküm şu şekilde. Canım bu oldu mu şimdi? 21. asırda yaşıyoruz. Yani bu devirde de böyle mi olur? Gibi herhangi bir içten gelen bir anlaşmazlık duyarsak o zaman imanımız konusunda şüphe edebiliriz. Allah Resulü bu konuda böyle hükmetmiş. Sana bana ne oluyor ki? İçimizde hala bir şüphe var. Bu insanı nereye götürür? Allah Resulü'nün peygamberliğinde şüphe mi var acaba? Durumuna da götürebilir. İnce düşündüğü zaman bu çıkıyor ortaya. İtaat böyle olur. Yani eğer Resulüne itaat ediyorsan onun hükmüne razı olacaksın. Bitti. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اَوِ خِلُوجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. Eğer biz onlara şöyle emir vermiş olsaydık. Canınızı feda edin ve memleketinizi terk edin diye emretmiş olsaydık onlara, مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. Çok azı hariç bizim bu emrimizi kimse yapmazdı. Kimse tutmazdı. Allah diyor ki emretseydik, canınızı İslam yolunda feda edin ya da memleketinizi terk edin gidin demiş olsaydık diyor Allah, çok azı hariç kimse yapmazdı, bu emri tutmazdı. Nitekim de böyle oldu, sonra bu emirler geldi. Allah yolunda cihat emri geldi, hicret emri geldi. Cihat ve hicret emrini yerine getirenler oldu. Ama münafıklar her defasında cihada çıkmamak için bir mazeret uydurdular. Memleketlerinde, evinde çakılıp kaldılar, oturdular. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Eğer onlara öğüt verdiğimiz şeyleri yapmış olsaydılar, onlar için daha hayırlı olurdu bir bu. Ve eşedde tetbite, aynı zamanda imanlarını daha da pekiştirmiş olurlardı. Keşke yapsaydılar. Ve اِذَنْ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا. Eğer yapmış olsaydılar, o zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük bir mükafat verirdik diyor. Başka وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Onları yolun en doğrusuna hidayet ederdik. Bakın bir söz tutma, Allah'ın emrini yerine getirme neler kazandırıyor insana. وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ. Allah ve Resulüne itaat konusunda üçüncü ayet geldi. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onların kazancı ne olacak bakın. فَاُولَٰئِكَ. İşte onlar, o itaatkar insanlar. مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah-u Azimuşşan'ın sonsuz nimetler bahşettiği kullarla birlikte olacaklardır.
Sonsuz nimetler bahşettiği kullar kimler peki? Minen nebiyyine, peygamberler, peygamberlerle birlikte olacaklar. Ve sıddıkine, sıddıklar, dost doğru yaşayanlar, onlarla birlikte olacaklar. Ve şuhada, şehitler, onlarla birlikte olacaklar. Ve salihin, salih kullar. Allah'a tam bir teslimiyetle inanmış salih kullarla birlikte olacak. Ve hasune ulaike rafika. Bu arkadaşlık ne güzel arkadaşlıktır diyor Allah. Yani düşünün ki bir peygamberle arkadaşsınız. Bir sıddıkla, bir şehitle, bir salihle arkadaşlık. Ne güzel arkadaşlıktır. Bunlarla arkadaşlığı nerede yapabilirsiniz? Cennette. Ya bu ne kadar güzel bir nimet. İşte oraya işaret ediliyor. Peki bu arkadaşlık için ne gerekiyor? Allah'a ve Resulüne itaat et. Allah'a itaat et, Resulüne itaat et. Bu zatların arkadaşı ol. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ İşte bu Allah-u Azimuşşan'dan bir lütuftur. Çok büyük bir lütuftur, ikramdır. وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا Allah-u Azimuşşan alim olarak, yani son derece bilen zat olarak Allah yeter. Her şeyi bilir yani. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizden genel olarak Allah ve Resulüne itaat konusunu ve münafıkların ikiyüzlülüğünü öğrendik. Bundan sonraki ayet-i kerimeler yeni bir konu başlıyor. Peygamber Efendimiz, eshabı ve bütün Müslümanlar uyanık olmaya teşvik ediliyor. Yani tedbirinizi alın, uyanık olun, su uyur, düşman uyumaz. Bu şekilde tedbirli olun. Eminleri gelecek. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, huzû hidrakum, tedbirinizi alın. Alın tedbirinizi. Fenfirû thübâtin evinfirû cemî'a, müfreze olarak ya da ordu olarak Allah yolunda savaşa çıkın. Bu gerekli. Ve inne minkum lemen leyubattı'en, onlardan öyleleri vardır ki tembellik edeceklerdir. Tembellik ederler. Allah yolundan savaşa çıkın denildiği zaman tembellik ederler. فَاِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُمْ مَعْهُمْ شَه۪يدًا Eğer sizin başınıza bir musibet gelse, mesela çıktığınız savaştan yenilgiyle dönseniz şöyle derler. Allah lütfetti, yüzüme baktı da onlarla birlikte değildi. Allah yüzüme baktı da onlarla birlikte değildi derler. Böyle musibet gelince böyle, yenilgi alınca böyle. Ama yenilgi mi olur her zaman? وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ Allah-u Azimuşşan'dan size bir lütuf gelse, yani muzaffer bir orduyla dönmüş olsanız mesela, bu sefer de لَيَقُولَنَّ elbette şöyle diyeceklerdir. كَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَبَدَّتُمْ Sanki yani aralarında sizinle onların arasında hiçbir problem yokmuş gibi. Sanki hep böyle can ciğer bir dostluk varmış gibi kalkar derler ki يَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَ الْعَظِيمًا Ya keşke ben biz de onlarla birlikte olsaydım. Ben de onlarla birlikte olsaydım da kazanca ben de ortak olsaydım. Büyük kazanca ben de ortak olsaydım derler. Şimdi bu insanların karakteri böyle. Münafıkların karakteri böyle. Yani kaybettin, oh iyi ki gitmemişim. Kazandın, tüh be, gitseydim ganimete ortak olur. فَلْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ O halde dünya hayatını bırakıp ahiret hayatını satın alanlar Allah yolunda savaşsınlar. Yani dünyayı elinin tersine itmiş,
bana ahiret gerek, bana Allah'ın rızası gerek diyen bu düşüncede olanlar Allah yolunda savaşa çıksınlar, savaşsınlar. Ve men yukatil fi sebilillah, kim Allah yolunda savaşa çıkarsa, savaşırsa, fe yuktel ev yagilin, ister öldürülsün, ister galip gelsin. İki durumda da فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا, çok yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz diyor. Öldürülene de mükafat var, kazanıp dönene de mükafat var. Şehide de mükafat var, gaziye de mükafat var. Niçin? Çünkü sen Allah yolunda canını dişine taktın, çıktın onun için. Ama gelin görün ki وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Size ne oluyor ki Allah yolunda savaş etmiyorsunuz, savaşa çıkmıyorsunuz? Ne oluyor size? Niçin savaşa çıkmıyorsunuz demektir yani. Halbuki vel müstadafine minel ricali vel nisai vel bildan, güçsüz durumda olan erkekler, kadınlar, çocuklar yalvarıyorlar Allah'a. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ, şöyle yalvarıyorlar Allah'a, diyorlar ki رَبَّنَا اَخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ الْقَيِّتِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. Ya Rabbi, şu insanları, milleti zalim olan şu memleketten bizi kurtar Ya Rabbi, diyorlar. Çünkü zulüm altında inip inip inliyorlar. Ve siz de onların zulüm altında inip inip inlediğini görüyorsunuz. Ne oluyor ki size Allah yolunda savaşa çıkıp onları da bu zulümden kurtarmıyorsunuz? Savaşın iki yönü çıktı. Bir, Allah rızası için savaş. İki, mazlum toplumu kurtarmak için, oraya adaleti ulaştırmak için savaş. Gördünüz mü? İki yönü çıktı şimdi savaş. El-Hak, ecdadımız bu iki yönü de çok iyi bir şekilde kullanarak yedi düvele at koşturmuş. Orada bir zalim yönetici varsa, zalim hak varsa, mazlumu eziyorsa, buradan oraya muhtıra göndererek olmadı, buradan oraya orduyu hazırlayıp giderek o mazlum hakkı kurtarmış. Şimdi bu ayet-i kerimenin bahsettiği Mekke'de hicret eden Müslümanlar, geride kalan kişiler, hicret edemeyen durumdakiler de vardı. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler ama icabında kaçarken rahat bir şekilde yanında götüremeyeceği mesela ihtiyar annesini, babasını, çocuğunu, belki eşini bıraktı. Kendisi hicret etti. Yani Allah'ın emrine uymak için hicret ediyor. Hicret etti. Öbür tarafta kalan ailesi bu sefer zalimler tarafından başladı baskı görmeye. Allah Azimuşşan da diyor ki ne oluyor size? Bakın orada baskı altında inim inim inleyen, ellerini açıp Allah'a yalvaran mazlum bir toplum varken niye Allah yolunda savaşa çıkmıyorsunuz? وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. O halk, mazlum halk dua etmeye devam ediyorlar. Allah'tan istiyorlar, diyorlar ki Ya Rabbi, bize bir dost gönder. Senin katından bir dost, bir veli gönder. وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Senin katından bize bir yardımcı gönder Ya Rabbi diye inim inim inleyerek dua ediyorlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman edenler, يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, Allah yolunda savaşırlar. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kafirler ise يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ, tağutun yolunda savaşırlar. Çıkar yolunda savaşırlar. Zulüm için savaşırlar. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ, o takdirde şeytanın dostlarıyla sizler de savaşın diyor Allah. Müslümanlara emrediyor. Şeytanın dostlarıyla sizler de savaşın.
İnne keyde şeytani kâne da'ifâ. Şeytanın hilesi zayıftır. Korkmayın hiç. Zayıftır. Bakıyorsun tankıyla, topuyla, efendim teçhizatıyla, teknolojisiyle. Uf. Biz bunlarla kesinlikle boy ölçemeyiz diyor insan değil mi? Şeytanın hilesi zayıftır diyor. Siz savaşacaksınız. Elem tara ilellezine kıyle lehum küffu eydiyekum ve akıyımus salate ve atuz zekâ. Bu ayetin manasını vermeden önce sebebin üzerine söyleyelim. Şimdi Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden önce Müslümanlar zulüm altında inim inim inleyince Müslümanlardan, sahabilerden bazıları Peygamber Efendimiz'in yanına geliyorlar, diyorlar ki ya Resulallah müsaade et, bunlarla mücadele edelim. Ne diye bu kadar eziyete boyun eğiyoruz? Bunlarla mücadele edelim biz. Onlar bize vuruyor, biz de onlara vuralım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hayır, olmaz. Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın emri, izni olmadan hareket edemem. Böyle devam edip gidiyor. Ne zaman ki Medine-i Münevvere hicret gerçekleşince Allah-u Azimuşşan'dan serbest bırakıyor. Sizin de savaşanlarla siz de savaşın. Bunun üzerine bazıları geri adım atıyorlar. Hani o zamana kadar savaş isteyen o insanlardan, o Müslümanlardan bazıları başlıyorlar korkmaya ve geri adım atıyorlar. Bu ayeti kerime de onu anlatıyor. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ. Habibim görmedin mi o kişileri ki onlara şöyle deniliyor. Bırakın savaşmayı. Elinizi savaştan çekin, namazınızı kılın, zekatınızı verin. Siz bu işlerle, ibadetle meşgul olun deniliyor o insanlara. Mekke'de böyle deniliyor değil mi? Savaş yok. Siz şu anda Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Ama فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَلِ. Ne zaman ki savaş emredildi, serbest bırakıldı. اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ. Onlardan bir kısım يَخْشَوْنَ النَّاسِ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً. İnsanlardan korkmaya başladılar. Savaştan, savaşta yenilmekten, ölmekten korkmaya başladılar. Hatta insanlardan Allah'tan korkar gibi korkmaya başladılar. Hatta daha fazla korkmaya başladılar. Can korkusu diyebiliriz buna. Can korkusu. Hepimizde olabilir bu. Yani şimdi barış, sulh zamanında çok rahat bir şekilde atıp tutabiliriz. Mangalda kök bırakmayız. Ama günün birinde Allah vermesin bir seferberlik ilanında acaba kaçımız cepheye koşarız, kaçımız bir sürü mazeret ileri sürerek kaçmaya çalışırız. Bu can korkusudur. İnsanın fıtratında vardır. İşte bir kısım insandan Allah bahsediyor. Onlar insanlardan Allah'tan korkar gibi korkmaya başladılar. Hatta daha fazla korkmaya başladılar. Ve kâlû rabbenâ limâ kettâ aleynâl kitâb. Ve kalktılar dediler ki ya Rabbi niye savaşı emrettin? Levlâ ahhartenâ ilâ ecelin karîm. Biraz daha erteleyemez miydin bu savaş emrini? Keşke erteleseydin biraz daha dediler. Neden? Bu işte can korkusu. Kul Habibim onlara şunu söyle. De ki meta'u dünya kalil. Dünyanın meta'u, dünyanın eğlencesi, dünya hayatından elde edeceğiniz her şey azdır. Hem de çok azdır. Dünya hayatı az. Dünya geçimi çok az bir geçimdir. Vel ahiretu hayrun limen ittaka. Takva sahipleri için ahiret daha hayırlıdır. Yani siz burada korkucu, canınızı kaybedeceğinizden, hayatınızı kaybedeceğinizden korkuyorsunuz ya. Bu dünyada hani biraz daha kalalım çünkü iş
var, tezgah var, çoluk çocuk var, bir sürü sizin elinize bakan insan var. Bundan dolayı hani korkuyorsunuz. Bunların sizin dünyadan elde edeceğiniz ne olursa olsun hepsi çok az bir karşılıktır. Asıl ahirettir hayırlı olan. Takva sahibi için ahirettir. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا Ve ahirette zerre kadar haksızlıkta yapılmaz. Ne kazandıysan onun karşılığını orada alırsın. Sonra bu ayette yine bağlantılı. Sonra ölümden korkmanın ecele bir faydası yok ki. Sen ne kadar korkarsan kork ölümden. Ölümden korkan insanlar hayatı uzun mu oluyor acaba? Ölümden korkan insanların hayatı daha mı uzun oluyor ömrü? Bakın ayeti kerime. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْتُهُ الْمَوْتُ Nerede bulunursanız bulunun, ölüm gelip sizi yakalayacak. Size gelecek, kavuşacak ölüm. Hatta وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجِ الْمُشَيَّنِ Sağlam yapılmış kalelerde bile bulunsanız. Duvarları tahkim edilmiş, sağlam kalelerde bulunsanız dahi, efendim kapıları açmayın, nöbetçiler kimseyi içeriye bırakmayın talimatı verseniz dahi ölüm gelecek sizi bulacaktır. O zaman savaş meydanından, savaş meydanında öldürülmekten niçin korksun ki insan? Ölüm orada yazılmışsa orada, yatakta yazılmışsa yatakta ama mutlaka bulacak. Savaş meydanından kaçınca insan ölümden kurtulmuş mu olur? Yakayı kurtarmış mı oldu? Yukarıyla bağlantılı olarak düşünürseniz. Ve in tusibhum hasenetun yekulu hadihi min indillah. Bir güzellikle, bir iyilikle karşılaştıkları zaman. Yani hoşlarına giden bir şey olduğu zaman derler ki bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'tan geldilerdir. Mesela bir zafer. Mesela efendim iyi bir kazanç. Allah'tan geldi derler. Ve in tusibhum seyyi'atun yekulu hadihi min indik. Bir belayla, bir sıkıntıyla karşılaştıkları zaman da derler ki ya Muhammed bu senin yüzünden oldu. Öyle derler. Kul habibim de ki onlara küllüm min indillah. Her şey Allah'tandır. İyilik de kötülük de her şey Allah'tandır. Hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Hayır da şer de Allah Teala tarafından yaratılmıştır. فَمَا لِهَاُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْكَهُونَ حَد۪يثًا Ayete bakın. Şu topluma ne oluyor ki diyor Allah. Ne oluyor bu adamlara ki? Bir türlü laf anlamıyorlar. Acayip bir çıkış bu. Bu kadar ayetler. Bu ayetleri de anlatan ve yaşayan Resulullah aralarında olduğu halde ne oluyor bu adamlara ki bir türlü laf anlamıyor. Şimdi düzeltiyor bu yanlış düşünceyi. مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهُ Sana gelen herhangi bir iyilik Allah'tandır. وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Başına gelen kötülük de kendindendir. Yani yapmış olduğun hatanın cezasını çekiyorsun demektir. Yapmış olduğun hatanın cezasını çekiyorsun demektir. Ve ersennâke linnâsi rasûlâ Biz seni insanlara peygamber olarak, elçi olarak gönderdik. Ve kefâ billâhi şehîde Allah şahit olarak getir. Madem biz seni İnsanlara elçi olarak gönderdik. O takdirde men yuti'ir rasule fakat ata'a Allah. Kim elçiye, rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu da dördüncü mü oldu? Dördüncü oldu. Beş sayfada dördüncü Allah Resulüne itaat vurgusu. Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Peki
bunun manayı muhalifini, yani tam tersini söyleyebilir miyiz? Kim Resulullah'a isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur desek doğru olur mu? Kesinlikle doğrudur. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهُ var hadisi şerifte. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Kim yüz çevirirse senin getirmiş olduğun peygamberlik görevlerinden, peygamberlik emirlerinden kim yüz çevirirse فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Habibim biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Başında bekçi gibi duracaksın. İman ettin mi etmedin mi? Etmediysen et bakalım. Hayır, bu böyle, bu görev için göndermedik seni. Başka bir ayet-i kerimede اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاءُ. Senin görevin tebliğ etmektir. Yoksa zorla insanların gönlüne imanı sokmak olamaz. Ve yekûlûne ta'a. Şimdi itaatten bahsettik ya, kalkarlar derler ki baş üstüne ya Resulallah, biz sana itaat ettik. Böyle diyorlar. Şimdi bir konuda hüküm verdiğiniz zaman baş üstüne diyor mu münafık? Baş üstüne diyor ama bakın sonra ne yapıyor? فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ. Yanından ayrıldıktan sonra bunlar, baş üstüne diyenler, yanından ayrıldıktan sonra بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُ. Gece boyunca senin söylediğinin tersini kurarlar, planlarlar. Sen ne söylemişsen tersini planlarlar. Biraz önce baş üstüne diyenler. Gece boyunca otururlar, planlar, programlar yaparlar, senin söylediğin tersini kurarlar. وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. Allah gece onların kurduklarını yazıyor, kayda alıyor, melekler kayda alıyor. Zannetmesinler ki kimsenin haberi olmuyor. Münafıklar çok planlar yapmışlar Müslümanlar aleyhine. Ama bütün planlarını Allah peygamberine haber vermiştir. Vallahu yektubu ma yubeyyitun. Budur işte. Allah onların geceleyin kurdukları planlarını yazıyor. Fe'a'din anhum. Onlara aldırış etme. Ve tevekkel alallah. Allah'a güven. Ve kefa billahi vekila. Allah vekil olarak yeter. Sana da, bütün inananlara da yeter. Şimdi şu ayet-i kerimeye bak. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Onlar Kur'an üzerinde tefekkür etmezler mi? Kur'an'ı tefekkür edip inceden inceye düşünmezler mi? İşte bu ayet bizi, dersimizi bağlıyor. Şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrendik ve okuduk, hatimler ettik. İyi ama Kur'an'dan ne anladım? Kur'an'ın üzerine hiç düşündüm mü? Yani bu güzel güzel okunan, güzel sesli hafızlardan dinlediğimiz, dinlerken etkilendiğimiz bu ayetlerde Allah ne emrediyor, neyi yasaklıyor, ne buyuruyor, neyi anlatıyor? Bu ayet-i kerime bizim dersimize asıl kaynaklık etti desek yanlış olmaz. Bu nasip edersin, derslerimize devam edersin. Bütün Kur'an-ı Kerim baştan sona en azından muhteva olarak bir görmüş olacağız. Ondan sonrası özel çalışmalara kalacak. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmüyorlar. Düşünmeyecekler. Tedebbür etmek, düşünmek. İnceden inceye. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِدِّ غَيْرِ اللّٰهِ. Eğer bu Kur'an Allah'tan gelmemiş olsaydı, başka birisinden gelmiş olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Onlar Kur'an'ın içinde birbirine zıt çok konular bulurlardı. Birbirine zıt çok konular.
birbirini çürüten, tenakuz çelişen çok konular bulunurdu. Kur'an-ı Kerim şu ana kadar başından sonuna, sonundan başına, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya okuyan, araştıran, yazan, çizen insanlardan hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti, şu ayetine ters düşüyor diye ortaya herhangi bir şey atamamıştır, iddia atamamıştır. Böyle bir şey olsaydı zaten pusuda bekleyen müşrikler, inkarcılar, Kur'an-ı Kerim'i, peygamberi inkar edenler o zamandan bu zamana bunu tamamen reklam yapıp, o tenakuz gördükleri ayeti reklam yapıp çıkartmazlar mıydı ortaya? Neler yaparlardı? Ama yok, bulamaz. Sırf bundan dolayı buradan anla ki birbirlerinden ters düşmeyen, çakışmayan ayetler, 6300 ayet birbirleriyle çakışmıyorsa bu ancak ve ancak Allah tarafından indirilmiş, gönderilmiş bir kitap olsa gerektir. Kul yapısı olamaz yani. Ve izâ câ'ehum emrun minel emni evil havfi edâ'u bih. Şimdi bu ayet-i kerimeye de dikkat. Bu ayet-i kerimede de bize bir adab, bir edep, bir terbiye öğretiliyor. Diyor ki, onlara emniyet konusunda veyahut da korkuyla alakalı bir bilgi geldiğinde hemen o bilgiyi yayarlar. Herhangi bir bilgi sızdı ya, o bilgiyi hemen kulaktan kulağa yayarlar. Bilgiyi saklamazlar yani, yayarlar. Halbuki وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُ. O bilgiyi, o öğrendiklerini, o duyduklarını getirip Resulullah'a söyleseydiler, böyle bir bilgi geldi bize diye. Veya ülül emre, yani işte komutanlardan birisine, Allah Resulü'nün komutan olarak seçmiş olduğu komutanlardan birisine bu bilgiyi aktarmış olsaydılar, لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُ. Onların arasında işi anlayanlar var. O bilgiyi gerektiği gibi çözebilen insanlar var. Onun o bilginin ne olduğunu daha iyi bilirlerdi. Değerlendirebilirlerdi yani. Yani bu tamamen yanlış bir bilgi mi? Toplumu galeyana getirmek için uydurulmuş bir haber mi? Yoksa gerçek haber mi? Nasıl tedbir alınacak? Bunu bilirlerdi diyor. Şimdi bu ayeti kerimenin sebebin üzerinde şu anlatılıyor. Uhud savaşından sonra Bedir savaşından sonra Ebu Sufyan Mekke'den bir adamı tutuyor. Adama diyor ki Medine'ye gideceksin. Mekke'deki insanların çok büyük bir orduyla sizin üzerine saldırmak için hazırlık yaptığı bilgisini yayacaksın. Bu ne yapacaktır? Toplumda bir panik oluşturacak. Bir korku oluşturacak. Panik, korku oluşturacak. Bir de çok büyük bir ordu olduğundan, çok teçhizatlı bir ordu olduğundan bahsedeceksin. Dolayısıyla mukavemeti de kıracak. Mukavemeti de kıracak. Bu bilgi gelip Medine'de dillendirilmeye başlayınca, şimdi Müslümanlar da halbuki böyle bir bilgiyi alınca götüreceksin, peygambere diyeceksin, böyle bir duyumu aldık ya Resulallah. Böyle demediler. Ne yaptılar? Yaydılar. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa. Duymayan kalmadı. Haberin girmediği ev kalmadı. Allah burada bir edep öğretiyor bize. Öyle yapmasaydılar, gelip onu Resulullah'a haber verseydiler, komutanlara haber verseydiler, ha, bu bilgiyi onlar daha iyi değerlendirirdi. Ona göre toplumdan gizlenecekse gizlenecek, topluma açıklanacaksa da nasıl bir yöntemle açıklanacak onu belirlerlerdi. Şimdi bu bize şeyi hatırlatıyor mu? Bizim toplumumuzda da bazen böyle
medya bir bilgiyi atar ortaya, sızdırmış gibi atar ortaya. Tamamen hayali bir bilgidir. Toplum bir şeylere ya hazırlanır veyahut da bir şeyler toplumun dikkatinden kaçırılmak istenir. E şimdi biz de hemen onu getirip çay ocağında dedikodusunu yapmaya başladık mı? Evlerde dedikodusunu yapmaya başladık mı? Biz bu işe aslında maşa olduk demektir. Aynı şekilde medyaya da sızan haberler, ya biz bunu hemen topluma anlatmayalım, aktarmayalım, bir infial olur. Bu yetkililer kimlerse onlar bu konuda bir araştırma yapsınlar. Böyle bir şey değil. Medya zaten reyting peşinde olduğu için toplum böyle daima anatom şeklinde karışıyor. Haberlerin biri bir para. Havalarda uçuşuyor. Bu adabı öğretiyor bize. Yani günün birinde aile içinde de böyle bir haber olabilir. Müslümanlar kendi cemaatleri içinde, toplum içinde de böyle bir haber olabilir. Yani en basitinden şimdi daraltın çemberi bizim camimizde de böyle bir haber çıkabilir. Bu haber efendim camiyle alakalı olabilir, cemaatten birisinden alakalı olabilir vesaire. Hemen kulaktan kulağa yayılırsa doğru olmaz diyor Allah. Ya kimle alakalı bu? Gidip gerekli kişilere söylenecek bir tedbir alınması ön şey yapılacak yani tavsiye edilecek. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا Allah-u Azimuşşan'ın sizin üzerinizde bir ikramı, bir lütfu olmasaydı, rahmeti olmasaydı, sizden çok azı hariç hepiniz şeytana uyardınız diyor. Nitekim bu Ebu Sufyan'ın yaydığı, yaymak istediği haber Müslümanlar tarafından nasıl karşılandı? Onlara denildiği zaman işte insanlar toplandılar, üzerinize geliyorlar denildiği zaman hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler değil mi? İmanları arttı ve Allah bize yeter. Kim gelirse gelsin gibi dediler. İşte Allah diyor ki Allah'ın rahmetinden, fazlından dolayı siz böyle sağlam durdunuz. Yoksa sağlam duramazdınız. Efendim Mekke'li müşriklerin ordusunun karşısına bir orduyla çıkamazdınız. Orduyla çıkacak bir asker bulamazdınız. Ama Allah lütfetti de işte şeytana vurmadınız. Fekatil fî sebîlillah. Allah yolunda savaş ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La tükellefu illa nefseke. Sen kendinden sorumlusun. Ve harrizil müminîn. Müminleri de savaşa teşvik et. Asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Umulur ki Allahu Teala kafirlerin gücünü kırar. Bu vesileyle kafirlerin gücünü kırar, onlar size zarar veremezler. Vallahu eşeddü be'sen ve eşeddü tenkile. Allah gücü daha çetin olandır ve cezası da daha şiddetli olandır. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim iyi bir işe aracılık yaparsa, iyi bir işe aracılık yapar, ondan mutlaka bir pay alır. O iyi faaliyetten bir pay alır. Bir cami yaptırmak için aracı oldunuz. Cami yaptırana kazandığı sevaptan pay alırsınız. Ben yaptırmadım bir cami, aracı oldum. Aracı olan da yaptıran gibi sevap alır. Ve men yeşfa şefaaten seyyi'eten yekun lehu kiflun minha. Kim de kötü bir işe aracılık yaparsa o kötülükten ona da bir günah vardır. Canım ben aracı oldum, karışmam ki, o yapanlar onlar. Aracı olsan da sen payına düşen günahı alırsın. Ve kâne Allahu alâ külli şeyin mukîta. Allahu azimuşşan
her şeyin karşılığını vericidir. Her şeyin karşılığını Allah verir. Hem de inceden inceye hesap ederek verir. Bu ayeti kerime son ayetimiz ve selamla ilgili. Toplumu arasında yayılmasını Allah Resulü'nün emrettiği selamla ilgili ayettir. Ve اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّتِينَ Size bir selam verildiği zaman, Esselamu Aleyküm diye size selam verildiği zaman فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا O selamı daha güzel bir şekilde cevaplayın. Esselamu Aleyküm denildiği zaman وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهُ deyin. Ekleyin ona. Ve berekatuh deyin mesela. Daha güzel bir şekilde cevaplayın. اَوْرُدُّهَا veyahut da selamı verildiği gibi cevaplayın. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam diye cevaplayın diyor. Allah'ın emridir. Selama karşılık ver. Onun için selam vermek nedir? Sünnet. Almak farzdır. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا Şüphesiz Allah her şeyin hesabını inceden inceye yapan Allah'tır. Rabbim anlamayı ve istifadeyi nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.